Uluslararası Araştırmalar Merkezi uzmanları tarafından hazırlanan 100 sayfalık raporda öne çıkan konuları, önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanabilecek gelişmeleri raporun başyazarlarıyla değerlendirdik. Merkezin Başkan Yardımcısı Stephen Flanagan ve Türkiye Projesi Direktörü Bülent Ali Rıza Amerika'nın Sesi stüdyolarına konuğumuz oldu. Dr. Flanagan, Dr. Ali Rıza. Sayın Flanagan, Sayın Ali Rıza, çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Raporunuzda Türk-Amerikan stratejik ilişkilerinin büyük ölçüde örtüştüğünü yazdınız. Can you elaborate on that a little bit, please? Well, Boris, we looked at over the last year and surveyed where U.S. Son bir yıldır Türkiye ile Amerika'nın bölgesel ve küresel çıkarlarının nerede yattığını değerlendiriyoruz. Birçok konuda bu çıkarların örtüştüğünü gördük. Orta Doğu'da istikrarın sağlanması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, terörle mücadele, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi, Kafkaslar'da istikrarın sağlanması. Bütün bu konular Türkiye ile Amerika'nın ortak gündeminde yer alıyor ve bu gündem iki ülkenin stratejik çıkarlarına uygun. Ancak bölgesel ve siyasi etkenler nedeniyle iki ülke bu çıkarlarını ilerletmekte farklı davranabilir. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika'nın işbirliğinin iyi yönetilmesi için bir sürece ihtiyaç vardır. Yani bazı konularda uyguladığımız yöntemler farklı olsa da amaçların uyuştuğunu bilmemiz gerekiyor. Irak Savaşı'ndan sonra taraflar arasında beliren güvensizlik ve kuşku ortamı kalktı mı? I think you have to look at the broader context in order to really understand. 1 Mart 2003 tarihinde ne olduğunu anlamak için genel duruma bakmak gerekiyor. O tarihte iki müttefik arasında yaşanan anlaşmazlık Soğuk Savaş döneminde yaşanmazdı. Soğuk Savaş'ta karşı taraftan ne beklenebileceği biliniyordu. 2003 yılında taraflardan biri savaşa girerken destek istedi. Diğeri farklı nedenlerden bu talebi kabul etmedi. Biz çıkarların her zaman uyuşmadığı bir ilişkiyi yönetmenin yollarını değerlendiriyoruz. Soğuk Savaş döneminde taraflar ortak bir düşmana, Sovyetler Birliği'ne karşı hareket ediyordu. Şimdi ise durum farklı ve kullanmamız gereken ifade ilişkilerin yönetilmesi. Sorunlar, gerginlikler olacaktır. Böyle bir durumda bunlar bir kenara bırakılacak ve Stephen'ın değindiği konulara odaklanacaktır taraflar. Ancak taraflar arasındaki farklılıklar da göz ardı edilemez. Bunlar belirlenecek, değerlendirilecek ve işbirliğine devam edilecek. Right. Let's talk about expectations. What are the expectations of the Obama administration? Sayın Flanagan, Obama yönetiminin Türkiye'den beklentileri nedir? Amerika bölgesel konularda Türkiye'nin yardımcı bir rol üstlenebileceğini düşünüyor. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ziyareti buna işaret. Bunların başında Irak'tan çekilme süreci geliyor. Başbakan Erdoğan, Amerika'nın Türkiye üzerinden çekilmesi konusunda bazı olumlu mesajlar verdi. Türkiye zaten Irak'taki askerler için önemli bir ikmal yolu. Raporumuzda da değiniyoruz. Türkiye zaten Irak'ta yapıcı ve olumlu bir rol üstleniyor. Biz Türkiye'nin Irak'ta ve özellikle Kuzey Irak'ta kalkınma ve istikrarın sağlanması konusunda uzun vadede daha fazlasını yapabileceğini düşünüyoruz. Yönetiminde bu görüşte olduğunu düşünüyorum. Örneğin Irak'tan petrol ihracatının tam kapasiteye çıkarılması. Biz bunun Amerika ile Türkiye'nin ortak çıkarı olduğunu düşünüyoruz. Yönetimin beklentisi de bu yönde. Öte yandan Türkiye'nin Orta Doğu'daki diplomasi girişimlerinin yararlı olduğunu düşünüyoruz. İsrail ve Suriye arasındaki dolaylı görüşmelerde olduğu gibi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu alanda da yardımcı olabileceği düşünülüyor. Türkiye'nin NATO'nun Afganistan harekatına daha nasıl destek verebileceği değerlendiriliyor. Örneğin Türkiye Afganistan'a muharip kuvvet gönderir mi? Bu konuda bazı kuşkularım var ama en azından eğitim personeli gönderilmesi, sivil topluma destek verilmesi beklenebilir. Bir başka konuda NATO'nun yeniden canlandırılmasıyla ilgili. Bu bağlamda tarafların katkısıyla Kıbrıs sorununun çözümünün NATO-Avrupa Birliği işbirliğinin geliştirilmesi umut ediliyor. Let's get into some more detail. How does this administration, or biraz daha açalım. Obama yönetimi Türkiye'nin Orta Doğu'da artan faaliyetlerini, girişkenliğini nasıl görüyor, nasıl görmeli? Önceki yönetimde Türkiye'nin İran, Suriye gibi bölge ülkeleriyle ilişkilerinden faydalanma konusunda bir isteksizlik vardı. Türkiye'nin Hamas gibi bölgesel örgütlerle bağlantısı da desteklenmiyordu. Türkiye'de Obama yönetiminin bu konuda farklı bir tutum izleyeceği konusunda bir beklenti var. Yani Amerika'nın Suriye ve İran'la diyalog yolları arayacağı ve Türkiye'den faydalanmak isteyeceği beklentisi. Bunun bu şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz.
Sonuçta Amerika kendisi doğrudan ilişki kurmayı da tercih edebilir. Ancak Obama yönetiminin Türkiye'nin özel ilişkilerinden faydalanmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Başkan Bush'a ve Orta Doğu politikasına karşı bölgede ve Türkiye'de genel bir hoşnutsuzluk vardı. Şimdi durum farklı. Bölge sorunlarına eğilmeye başlayan Obama, Türkiye'nin konumundan avantaj sağlayabilir. Now, in the report, there was a very interesting point, which I think that it was. Raporunuzda Pakistan konusuna dikkat çekiyorsunuz. Bu konu aslında Türk-Amerikan ilişkilerinde fazla yer bulmuyordu. Türkiye Pakistan'da ne yapabilir? In dealing with Pakistan or South Asia in more of a general term. Well, I think as we know, there's a certain affinity. Pakistan'da Türkiye'ye yönelik kültürel ve toplumsal bir yakınlık görüyoruz. Pakistanlı subayların Türkiye'de eğitildiğini biliyoruz. Türkiye'nin bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Pakistan hükümetiyle ilişkiler var. Parlamentolar arası ilişkiler de mevcut. Amerikan politikası sadece teröristlerin yenilgiye uğratılması değil, Pakistan'ın yönetim kabiliyetinin arttırılmasına da öncelik tanımaya başladı. Türkiye'nin tecrübesi bu alanda faydalı olabilir. We've been talking about the U.S. expectations of Turkey. What are Turkish expectations? Beklentilerinden söz ettik. Peki Türkiye'nin yeni Amerikan yönetiminden beklentisi nedir? İlişkilere zarar vermemek için özen göstermek çok önemli. İlk sorun Ermeni soykırımı meselesi. Söz konusu tasarı kongreye sunuldu. Obama'nın başkan olarak da bu sözcüğü kullanmasından kaygı duyuluyor. Bu atlatılabilirse ilişkiler bozulmaz ve diğer konulara ağırlık verilebilir. Türkiye'nin beklentileri şöyle. Türkiye, Amerika'nın kendi bölgesindeki girişimlerine ortak olmak istiyor. Orta Doğu, İslam dünyası, Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Akdeniz. Ankara ayrıca NATO'nun girişimleri konusunda kendisine danışılmasını istiyor. Avrupa Birliği sürecinde Amerika'dan destek istiyor. Biliyorsunuz üyelik süreci yavaşladı. Bu bağlamda Kıbrıs'ı da unutmamak gerekir. Türkiye, Amerika'nın Avrupa müttefikleri üzerindeki nüfuzunu kullanmasını bekliyor. Ama daha geniş tabloya bakmak gerekir. Soğuk Savaş döneminde gelişen Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden tanımlanmasından söz ediyoruz. Bu sürecin zaman alacağı kesin. Eğer Türkiye ile Amerika koordinasyon içinde hareket ederse, bu ilişkilerin daha uzun yıllar sürecek bir şekilde yeniden tanımlanması mümkün. Close coordination, managing the relationship at a high level. Koordinasyonun sürdürülmesi, ilişkilerin yönetilmesi ve ilişkilere üst düzeyde ilgi gösterilmesi. Tartıştığımız konular bunlar. Başkan Obama Türkiye'ye gidiyor, hem de görev süresinin başında. Bu Amerika'nın Türkiye'ye verdiği önem açısından nasıl yorumlanmalı? Bence bu çok önemli bir işaret. Birçok ülkenin böyle bir ziyaretin yapılması için yoğun çaba harcadığından eminim. Ancak Obama Türkiye'yi seçti. Bu Obama yönetiminin Türkiye'yi kilit ülke olarak gördüğü, bir ortak olarak gördüğünün bir göstergesi. Kuvvetli bir sinyal veriyorlar. Türkiye ile önemli bir ortaklık olduğuna inanıyorlar. Önemli konumdaki danışmanlarının hepsi Türkiye'yi yakından tanıyor. İlişkilere iyi bir şekilde başlanmasına özen gösteriyorlar. Ve daha önce Bülent'in dediği gibi Obama'nın George Bush yönetiminden sonra önemli bir avantajı var. Son olarak Sayın Ali Rıza, önümüzdeki döneme bakarken Türk-Amerikan ilişkilerinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Başkan Obama'nın Türkiye'ye gidiyor olması çok önemli. Sembolik açıdan da önemli. Güzel yanı şu, Obama erkenden gidiyor. Kötü yanı ise Amerika daha Orta Doğu ve Güney Asya politikalarını tam olarak şekillendirmeden gidiyor olması. Taraflar ilişkilerinin sınırlarını bildiği sürece, iletişimi ve koordinasyonu canlı tuttukları sürece etkili bir işbirliği sağlanabilir. İletişim kopar veya Ermeni tasarısı gibi konular nedeniyle anlaşmazlıklar sürerse ilişkiler istendiği gibi gelişemez. Ama ben umutlu olmak istiyorum. Umudum önümüzdeki 4 yılın son 8 yıldan daha iyi olması. Dr. Flanagan, Dr. Ali Rıza, thank you very much.